Seri katiller, kötü ruhlar ve bol miktarda dev patlamalar. İşte 2023'te kaçırmak istemeyeceğiniz filmler. Uyarı: bu video hızlı yanıp sönen görüntüler içeriyor. Özellikle ışığa duyarlı epilepsisi olanlar için izleyicinin sağduyulu olunması tavsiye edilir. M. Night Shyamalan, bir İsviçre çizgi romanından uyarlanan bir önceki filmi Old gibi yeni filminde de ilginç kaynaklara başvuracak. Shyamalan'ın yakında gösterime girecek olan gerilim filmi Knock at the Cabin'in Paul Tremblay'in The Cabin at the End of the World adlı korku romanından uyarlandığı duyuruldu. Shyamalan'ın hikayeyi nasıl çarptıracağını henüz bilmesek de The Cabin at the End of the World bir çift ve kızlarının gözlerinden uzak kulübelerinde bir grup gizemli silahlı yabancı tarafından saldırıya uğramasını anlatıyor. İşgalciler dünyayı kurtarmak için bu küçük ailenin bir üyesinin feda edilmesi gerektiğini iddia ederek hayal bile edilemeyecek sonuçları olan bir çatışmaya yol açıyorlar. Shyamalan'ın filminde tehlikedeki aile rollerinde Jonathan Groff, Ben Aldridge ve Kristen Kuhn'un yanı sıra Dave Bautista, Rupert Grint, Nicky Amuka Bird ve A.B. Quinn işgalciler olarak rol alıyorlar. Knock at the Cabin 3 Şubat 2023'te vizyona girdiğinde tüyler ürpertici bir film izleyeceğimiz kesin. Marvel Cinematic Universe'ün çoklu evren destanı Örümcek Adam Eve Dönüş Yok ve Doctor Strange çoklu evren çılgınlığındayla başladı. Ancak yaklaşan Ant-Man ve Wasp Quantumania ile işler ölümcül derecede ciddileşmek üzere. Bu kez Scott Lang ve müttefikleri Lovecraft Country yıldızı Jonathan Majors tarafından canlandırılan kötü adam Kang'la yüzleşmek için bir araya gelecek. Majors bu rolü ilk olarak Loki dizisinin 1. sezonunun sonunda He Who Remains olarak adlandırılan bir karakter şeklinde oynadı ve şimdi gizemli düşmanının başka bir varyantını oynamak üzere geri dönüyor. Kang'ın tam olarak ne istediği ve Scott'ın onunla nasıl yüzleşeceği hala gizemini koruyor. Gizemli olmayan şey ise kahramanlarımızın kuantum diyarında çok zaman geçirecekleri ve burada Bill Murray tarafından canlandırılan bir karakterle karşılaşacakları. Marvel'ın en tuhaf kötü adamlarından biri olan MODOK adlı büyük boy şeytani kafada filmde yer alacak. Tam olarak neler olacağını film 17 Şubat 2023'te vizyona girdiğinde öğreneceğiz. 2015 yılında Rocky Balboa'nın dünyası, efsanevi boksörün ölen arkadaşı ve rakibinin oğluna koçluk yapmaya karar verdiği Creed ile genişledi. Michael B. Jordan'ın Adonis Creed'i canlandırdığı, Ryan Coogler'ın yönettiği spor draması büyük başarı elde ederek Sylvester Stallone'ye ilk altın küresini kazandırdı. 2023'te Creed serisi Adonis'in Ivan Drago'nun oğluyla dövüştüğü ilk devam filminin üzerine inşa edilen 3. bölümüyle devam edecek. Bu kez Jordan'ın kendisi de yönetmen koltuğuna oturacak ve başlatılmasına yardımcı olduğu alt seri iyice sahiplenecek. Tessa Thompson ve Felicia Rashad da sırasıyla Adonis'in kız arkadaşı ve üvey annesi olarak geri dönecekler. Geri dönmeyecek tek kişi Stallone'nin kendisi. Rocky Balboa'nın yolculuğu Creed 2'nin sonunda tamamlanmış gibi göründüğünden İtalyan aygırının işi bitmiş gibi görünüyor. En azından şimdilik. Ringde Jordan'ın karşısında dizinin yeni antagonisti olarak görev yapacak Jonathan Majors yer alacak. Adonis Creed 3 3 Mart 2023'te vizyona girdiğinde bir kez daha ringe çıkacak. Zindanlar ve ejderhalar uzun zamandır fantezi dünyasının en büyük isimlerinden biri. Bu nedenle serinin yeni bir uyarlama girişiminin 2023'te sinemalara gelecek olması mantıklı. Oyun gecesi yazarları John Francis Delay ve Jonathan Goldstein'den Zindanlar ve Ejderhalar hırsız arasındaki onur, zeka dolu bir fantezi macerası gibi görünüyor. Hırsızlar arasındaki onur, bir grup hırsızı tehlikeli bir eseri çalarak istemeden sebep oldukları kıyameti durdurma çabalarını konu alacak. Bu maceraya Chris Pine, Michelle Rodriguez, Sophia Lillis, Justice Smith ve Ricky Jean Page gibi oyuncular katılacak. Elbette rol yapmak oyunundan pek çok ikonik yaratık filmde görünecek. Zindanlar ve Ejderhalar Hırsızlar Arasındaki Onur 3 Mart 2023'te sinemalara giriyor. 2023 baharında Shazam'ın sinemalarda gösterime girmesinden 4 yıl sonra nihayet ilk filmi bu kadar eğlenceli kılan isimlerden bir devam filmi alacağız. 2019 yapımı Shazam filminin sonunda Billy Batson, dünyayı kurtarma görevinde kendisine yardımcı olacak bir kahraman ailesi kazandı. Şimdi dünya tekrar tehdit altında ve aile daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemeyen bir zorlukla karşı karşıya kalacak. Shazam ve arkadaşları çılgın bir bilim adamı yerine Helen Mirren, Lucy Liu ve Rachel Zegler tarafından canlandırılan Atlas'ın kızlarıyla karşı karşıya gelecek. Freddie Freeman rolündeki Jack Dylan Grazer ve büyücü Shazam rolündeki Damon Honsu da dahil olmak üzere ilk filmdeki büyük oyuncuların çoğu ikinci filmde de olacak. Yine çok eğlenceli olacağı benziyor ancak bu filmin Shazam destanının bir diğer önemli oyuncusu olan Dwayne Johnson'ın Black Adam ile nasıl bir bağlantı kuracağı henüz bilinmiyor. Shazam Tanrıların Öfkesi 17 Mart 2023'te sinemalarda.
John Wick destanının 4. bölümünü 2021'de izlememiz gerekiyordu ancak Covid-19 salgını işleri biraz yavaşlattı. 2023 baharı nihayet bize suikastçının sürekli büyüyen hikayesinin bir sonraki aşamasını getirecek. Bölüm 4'ün John'u nereye götüreceği konusunda bölüm 3'ün sonunda bırakılan ipuçlarından başka pek bir şey bilmiyoruz. Elbette Keanu Reeves başrolde, ayrıca Winston rolünde Ian McShane, Sharon rolünde Lance Reddick ve Bowery King rolünde Lawrence Fishburne olacak. John Wick evrenine yeni katılanlar arasında Donnie Yen, Clancy Brown, Bill Skarsgård, Rina Sawayama ve Hiroyuki Sanada yer alıyor. Bölüm 4, 24 Mart 2023'te vizyona girecek. Gişeden uzak geçen 10 yıl, Çığlık serisinin 5. filminin gişede hit olmasını engellemedi. 6. filmin duyurulması da çok uzun sürmedi. Henüz Çığlık 6 hakkında fazla bir şey bilmiyoruz ancak film yapımcıları Melissa Barrera, Jenna Ortega, Yasmin Savoy Brown ve Mason Gooding'in rollerini yeniden canlandıracaklarını açıkladılar. Onlara serinin önemli isimlerinden Courtney Cox ve Çığlık 4'ten Hayden Panettiere eşlik edecek. Ne yazık ki serinin en büyük yıldızı Neve Campbell bir ücret anlaşmazlığı sebebiyle Sidney Prescott olarak geri dönemeyecek. Sidney'siz garip olacak ama Samara Weaving ve Tony Revolori onun boşluğunu doldurmaya çalışacak. Çığlık 6 31 Mart 2023'te piyasaya sürülecek. James Gunn 2017'de Galaksinin Koruyucuları serisinin 3. bölümü için geri döneceğini söylemişti ama o zaman bekleyişin bu kadar uzun süreceğini bilmiyorduk. Biraz inişli çıkışlı bir yol oldu. Gunn kovuldu ama sonra Marvel tarafından yeniden işe alındı ve şimdi Galaksinin Koruyucuları 3 nihayet rotasında görünüyor. San Diego Comic Con 2022'de bir ön gösterimde Star-Lord ve Gamora arasındaki gerilimin yanı sıra Rocket Raccoon için bir köken hikayesi olacağının ipuçları verildi. Tüm olağan şüphelilere ek olarak Cosmo'da Space Dog rolünde Maria Bakalova, Adam Warlock rolünde Will Poulter ve High Evolutionary rolünde Chuck Woody Iwuji de yer alacak. Galaksinin Koruyucuları 2022 Noel sezonunda Disney Plus'ta Marvel Cinematic Universe'ün ilk tatil özel bölümü için geri dönecek. Galaksinin Koruyucuları 3 birkaç ay sonra 5 Mayıs 2023'te sinemalarda olacak. Hızlı ve Öfkeli efsanesi yıllardır durdurulamaz bir seri oldu. Ancak hikayenin ana karakterleri söz konusu olduğunda işler nihayet yavaşlamaya başlıyor. Serinin önümüzdeki 10. ve 11. bölümleri Toretto ailesinin ve heyecan verici maceralarının hikayesini tamamlayacak. Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Ludacris Bridges, Jordana Brewster ve Sun Kang dahil olmak üzere serinin sondan bir önceki bölümü için her zamanki büyük oyuncular geri dönecek. Onlara John Cena ve Sheryl Stone gibi serinin daha yeni üyeleri de katılacak. Filmde Jason Momoa, Bry Larson ve Rita Moreno da önemli rollerde yer alacak. Bu aynı zamanda yapımın ortasında Justin Lin'in yerine geçen yönetmen Louis Leterrier'in ilk hızlı filmi. Film 19 Mayıs 2023'te sinemalarda gösterime girecek. 2023 yılında çıkacak diğer filmlerse şöyle: Transformers 7, The Flash, Indiana Jones 5, Oppenheimer, The Marvels, Dune Part 2 ve Aquaman ve Kayıp Krallık.